Aynen öyle Törpü. Artık ortak falan yok benim için. Ya Barbie bu durumda konuşur mu? Sen de mi konuşmayacaksın? Sen bilirsin. Bak, yarın biz bizim çocuklarla beraber oturacağız. Ben, Arif, Barbie, Beton. Sen de gel bizim yanımıza, tamam mı? Tamam. Yarın görüşürüz okulda. Daha detaylı konuşuruz. Göstereceğiz onlara günlerini, tamam mı? Hadi öpüyorum, bay bay. Evet, doluya koyuyoruz, almıyor. Boşa koyuyoruz, dolmuyor. Bu ay evin bütçesi devletin bütçesiyle denk gitmiş. Bu faturalar var, ödenecek. Para geldiği gibi gidiyor. Daha Kerem'in üniversitesi var. Abla, iyi saatte olsunlar geldi galiba. Nasıl, muhabbet iyi mi? Çok iyi. Banka hesabını soruyorlar. Ne diyeyim? Evde yok de. Durum o kadar kötü mü abla? Bak abla, kırmızı ışıkta. Beni cam silmeye gönderirsen ben yokum ona göre. Merak etme, ben seni mendil satmaya göndereceğim. Ben de derslerden sonra temizliğe giderim. Gül gibi geçirir gideriz hamdolsun. Senden de ne temizlikçi olur ya abla. Bak yapıyorum aynen. Hocam camları sildiniz mi? Hoca camide, hoca camide hanım o. Hadi git sen dersini çalış köpek. Ben ikimizi de kurtaracağım, merak etme. Savul geçim derdi afet güç verir geliyor. Abla sana savaşında başarılar. Son tahlilde. Ha abla, bu arada bu zarf sana geldi. Ben sana vermeyi unuttum. Neymiş bu? Zarf. İçinde para yok. Ben ışığa tutup baktım. Hiç heveslenme. Zeki çocuk. Eminim bu üniversite sınavlarında full çekeceksin sen. Yürü sen odana, hadi baş baş. Özel bir kolejden görüşme daveti. Bana niye göndersinler? Evet. Afet güç verin. Arkadaşlar, şunların suratlarındaki masum ifadeyi görüyor musunuz? Kim der ki bunları ihanet bir araya getirmiş? Vallahi ben bu maymun türlerini ilk defa görüyorum. Abi, acaba kabuklu yemiş atmak serbest mi ya? Çocuklar dikkat edin ha. Sokak köpeklerini toplayan araçlar sizi de toplamasın. Abi, bunları sokağa salmayacaksın aslında ha. Kuduz olacağız. Ortega, bunların aşıları falan tam mıdır abi? Ya. Almanya'daki sokak köpeklerinin bile aşıları vardır ama bunları bilmem. Hem bunları kısır mı yapsak, ne yapsak? Vallahi iyi fikir. Denemeye değer. Arkadaşlar, yine de yaklaşmayalım. Pireleniriz falan. Aramızda futbol dahil olmak üzere hiçbir işte başarılı olamamış adamlar var. Başarısızlık çenelerine vurmuş. Öyle mi ablasının kuzusu? Karakterimi kaybettim, hükümsüzdür. Sen avlamaktan başka işlerde başarılı oldun mu ya? Vallahi adam pataklamakta çok iyi olduğumu söylüyorlar. İstersen göstereyim. Bak sana yanlış bilgi vermişler birkaçı. Sen kızların dediğine bakma. Ben sana bir iki çakayım, göstereyim bak nasıl olduğunu. Yok Sedat'cığım, sen zahmet edip gösterme. Kopil göstersin. O Bahar Hoca'dan öğrenmiştir nasıl vurulduğunu. Ya arkadaşlar, onlarla konuşmaya bile değmez. Boş verin. Boş ver Pikachu. Onlar zaten hecelenmeden söylenen şeyleri anlamazlar. Arkadaşlar, bu kavga burada bitmez. Ortega, aslında kendimize daha akıllı düşmanlar seçecektik ha. Mesela bir kum torbası falan olabilir. Yok Kopilim, ben çok bir suyuz oldum. Ama göstereceğim Ortega'nın kim olduğunu. Öyle mi? Öyle. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmak mı? Seninle mi? Ne konuşacağız Rüya? İnsanlarda eksik olan güven duygusundan mı bahsedeceğiz? Biraz dinle Kerem. Sen beni dinle Rüya. Ben sana söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra sadece sen konuş. Ama dikkat et, konuştuğun yerde ben olmayayım. Sonra söylediklerini ciddiye alabilirim. Kerem, Rüya. Kerem. Rüya boş ver. Eğer laf anlamıyorsa anlatmaya da değmez değil mi? Ne bakıyorsun? Bunlarla daha önce arkadaşlık yaptığıma inanamıyorum. Ben de bir tanesini sevdiğime inanamıyorum. Bize yaptıklarına bak. Onlar gibi arkadaş olmaz olsun. İnsan.
insanları tanıdım zannediyorsun ama... En kötü gününde yanında olur sanıyorsun. Bir de bakıyorsun yalnız kalmışsın hayatta. Arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim, bu kavga beni yoruyor. Yani düşünmeden edemiyorum. Ben de yorulduğumu hissediyorum. Onlar hakkında konuşmayın artık ya, sıkıldım bu konudan. Sadece biz varız. Onlar yokmuş gibi davranın. Kerem, kolay değil abi, sen de biliyorsun. İnsanın ailesinden kopması o kadar da kolay olmuyor. Ama yine de ne olursa olsun, onlar bizi sevmiyorsa biz de onları sevmeyiz abi. Taş basarız abi yüreğimize. Ya Ortega doğru söylüyor. Artık biz birbirimize yeteriz. Yemin ediyorum onlarla bir daha konuşmayacağım. Kızlar! Kızlar önde, erkekler arkada. Güzel bir sıra yapayım bakayım şöyle. Ne oldu? Niye yaklaşmıyorsunuz birbirinize? Girsenize sıraya. Dünyanın hali kötü öğretmenim. Maymunlardan insanlara birçok virüs bulaşıyor. Biz de fazla yaklaşmayalım ki bize de bulaşmasın, değil mi? Yeter artık be. Kim olduğunu zannediyorsun sen? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Bana da mı vuracaksın ha? Önce onlar... Sus! Suçu başkasına atma. Ya ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hiçbir bir şey öğretemedim size. Hiçbir insanlık yok sizde. Kendinize, vurduğunuz arkadaşınıza acımıyorsanız bari bana acıyın. Size harcadığım zamana yazın. Yürüyün bakalım disipline. Okulda kavga etmek neymiş göstereceğim size. Yürüyün bakayım. Duydunuz öğretmeninizi. Yürüyün hadi. Yürüyün. Yürü sen. Abi, bana öyle şunu ters yaparsa ben de dersin. Hayır, yapma sakın ya. Abi, iyi, ne yapalım? Tamam, arkadaşlar, o zaman bana şans dileyin, tamam mı? Sana değil oğlum, seninle yarışacaklara şans dilemek lazım. Evet ya, asıl onların şansa ihtiyacı var Arif. Arif'im, iddiaya girerim, hepsine gününü göstereceksin. Varım be! Oğlum, ünlü olunca bizi unutmazsın değil mi? Tamam Kadriye, unutmam. İnşallah kazanırlar. Saçmalama oğlum. Senin düşündüğün kadar acaba o seni düşünüyor mu? Boş ver be oğlum. İyilik bizde kalsın. O bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmak zorunda değiliz abi. Belki de doğru söylüyorsun Kopil. Tabii doğru söylüyorum lan. O bizim kardeşimiz. Belki de değilsem hemen davalanma be Kopil. Her şeyimizin Arif sen bizim. Of. Her şeyimizin Arif sen bizim. Her şeyimizin. Arif, sen bizim her şeyimizsin. Ortega, onu bunu bilmem de... ...ben şimdi Arif'imin yanında olmak isterdim. Ona destek vermek isterdim. Ben de isterdim Kopil. Hem de çok isterdim. Ama gururumuz her şeyden önce gelir. Hadi bakalım hayırlısı. Arif'ten sonra da sıra bende inşallah. Ay. Arkadaşlar siz gidin, ben birazdan geliyorum. Ben alayım. Dikkatli ol Kerem. Kerem. Beni dinleyecek misin? Konuşmamız lazım. Yani en azından buna hakkım var değil mi? Bilmem. İnsanların dönem dönem yanlışları oluyor. Sorun yanlış değil ki Rüya. Sorun bana güvenmem. Ben şimdi sana derdimi anlatsam bana inanıp inanmayacağını bilmiyorum. Sen bana güvenmeyerek benim bütün güvenimi kırdın. Eğer seni mutlu edecekse sen beni bıraktın. Aşkım ne haber? Ruhi abi sen nereden çıktın? Ne abisi ya, ne abisi ya? Yaşanan onca şeyden sonra hala abi mi diyorsun Rüya? Ne yaşamışız saçmalama ya? Niye mi yaşamışız? Yapma Rüya, sorarım sana. Bir, havuza beraber girmedik mi? İki, 32 faktöriyel güneş çağını ben sürmedim mi? Üç, tüm bu yaşananlardan sonra böyle davranman bir çelişki değil mi Rüyacığım? Güneş kremini sürerken ben uyuyordum Ruhi abi. Ben cevabımı aldım Rüya, teşekkürler. İnanmıyorum sana ya. Merhaba komşu. Açamadın galiba. Benimki hazır açıkken gireyim. Rüya bekler. Arayı açma. Kim bu şopar ya?
Allah Allah. Dur kızım, ayrılalı dün bir bugün iki. Kıllandım ben şimdi. Nereden çıktı bu adam? Ben bugün kıza ters yaptım abi. Fazla Naz aşık mı usandırdı acaba? Abi hiç yokken rekabet ortamı çıktı. Abi adam göbekli, ensesiz ama uzun boylu. Bittin oğlum sen Pikachu, bittin. Eşek gibi seviyorum Rüya seni. Ne o Keramettin Bey, bu gece pür neşesiniz. Sorma abla. Kim bu karşıya gelen hıyar? Bir öğretmenin yanında böyle terbiyesiz kelimeler kullanamazsın. Abla, hatırlarsan öğretmen okuldaydı, abla evdeydi değil mi? Daha iyi söyledin ya. Aile büyüğünün yanında böyle hakarethamiz kelimeler kullanamazsın. Abla, çıldıracağım. Kim bu karşıya gelen herif? Rüya kime aşık acaba? Keramettin diyenler 66, 82, karşıdaki adam diyenler 66, 83. Yaz, gönder, sorunun cevabını bekle. Abla, dalga geçme ya. Ben dalga geçmiyorum oğlum. Hem Rüya'dan sana ne artık? Sen Rüya ile küs değil misin? O ayrı grupta, sen ayrı grupta. Artık ona soru soramazsın. Ya öyle ama ben... Aması maması yok. Sen bir otur bakayım, bir anlat bana. Bu niye 60'ların particileri gibi ikiye bölündünüz siz? Yok bir şey abla. Aramızda. Benim dersimi etkileyecek boyutta bir şey var ve sen buna önemli değil diyorsun, öyle mi? Abla, aramızda. Sınıftan bazı tiplerle anlaşamıyoruz. Lütfen uzatmayalım konuyu. Dünkü kankalar bazı tipler mi oldu şimdi? Tamam, ben uzatmıyorum. Ama bu durum böyle devam ederse ben de kendi önlemimi alırım ona göre. Peki, afet güç verir. Elektrik faturası. Ay, ben elektrik faturasını yatırmayı unuttum. Son gün bugün. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Zaten faturayı yatırınca da para yok ay sonuna kadar. Hani sen bu işi nasıl beceriyordun? O bütçeni nasıl denk getiriyordun sen? Adamlar 2 milyar veriyor. O zaman o 2 milyarla ben Kerem'in üniversitesini de hallederim, değil mi? Sen nasıl yapıyordun bütçeni? Baba, bana bir yol göster ne olur. Beni okula bırakmana gerek yok Rüya abi. Yok vallahi olmaz. Ablama söz verdim. Bırakmam lazım. Aslına bakarsan ben senin benden hoşlandığın kadar hoşlanmıyorum senden. Ama bir dakika. Sana birkaç sorum var Rüya. Bir, dün akşam bana ilgisayar öpücüğü vermeye geldiğinde üstümü sen mi örttün? İki, horlamamla rahatsız oldun mu? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum. Ben okula tek başıma giderim Ruhi abi, Allah aşkına. Hayır, hayır gidemezsin. Ne olursun beni de götür. O eti çünkü canım sıkılıyor. Ne olur beni de götür Rüya. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Özür dilerim. Her şey için özür diliyorum. Bundan sonra ben özellikle sana ilgisayar öpücüğü vermeye geleceğim. Söz veriyorum. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Merhaba komşu. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. İnsanoğlu ne garip değil mi? Konuşmadan da anlaşabiliyor. Beni rahat bırak. Benden uzak dur. Bir daha uyarmayacağım seni. O zaman ben bari okul çıkışına geleyim. Arif Yılmaz. Lay 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 lay. Arif Yılmaz. Senden korkulur abi. Ne dediysen yapıyorsun. Başkaları gibi postan delikanlı çıkmadın. Vallahi abi açık söyleyeyim. Aslında ben fazla bir şey yapmadım. Hatta böyle beklediğimden de kötü geçti ama diğer elemanlar bayağı takozmuş. Lan memlekette amma çok takoz varmış ya. Arif'im döktürmüşsün yine. Ay tebrik ederim Arif. Ay, evet Arif. Sonuna kadar git. Kurtar kendini. Elemanların işini bitirmişsin oğlum. Gel bir sarılayım sana ya. Metan, Metan dur, Metan. Ya bak, ben daha yeni finallere kaldım. Daha çok çalışmam lazım, o yüzden bu bana lazım. Ya sıkma. Tamam be oğlum ya. Arif'im iddiaya girelim. Sen finalde de ortalığın tozunu attırırsın. Varım be. Millet, duydunuz mu? Akıllı köpek nesinin yerine geçecek yeni bir oyuncu bulmuşlar. Arif, sen bir şey duydun mu? Yo. Bana bir köpek avlaması gibi bir ses geldi ama. Sen Lesi'nin yerine geçecek köpeğin sesini duymuşundur.
Pikachu, görüyor musun abi? Başçavuşun eşeği de konuşabiliyormuş artık. Onu da öğrenmiş oldum. Arif'im, abi 10 milyon var mı sende? Ata bineceğim de. Abi, sen onu buraya bırak da bana telefonunu versene ya. Bir yerleri arayacağım, babaannemi falan. Hadi ulan pis vampir. En düşlüsünden. Kupi! Abi var ya, bence sen bir kavanoz isotu yiyemezsin abi. Yerim abi. Var mısın iddiasına? Varım abi. Türkiye'nin yıldızıyım abi. Arif'im, arkadaşların yedikleri dayak hoşlarına gitmiş. İstersen biraz daha pataklayalım. Bana uyar abi. Sen mi pataklayacaksın Mayım Süleymanoğlu? Biz pataklayacağız. Gel de patakla ver. Ne olur lan, ne yaparsınız? Uyuzlar. Kupilim, adam dövmeye hazır mısın? Her zaman abi. Hadi lan gücün. Ben senin ellerimi kullanmadan döverim be. Tabii, ben senin o ellerini başka bir yerine monte edince kullanamayacaksın Arif'im. Öyle mi? Öyle. Geri basın fena olacak ha. Basın hareketler fena. Çocuklar ne oluyor size? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika kavgayı kesip beni dinleyin. Ondan sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü bu ders çok kısa olacak. Sizin için harcayacak zamanım yok. Bu ders sizinle son dersim. Yarın istifamı veriyorum. Ama öğretmenim. Dinle burayı. Dinle burayı. Bir kolejden çok cazip bir teklif aldım. Ama sırf sizin için bunu reddetmiştim. Görüyorum ki hiçbiriniz buna değmezmişsiniz. Yapmayın öğretmenim. Bırakmayın bizi. Ben orada beni hak eden öğrencilere ders vermeye gidiyorum. Laftan anlayan, insan gibi kavga etmeden yaşamayı bilen öğrencilere gidiyorum. Çünkü görüyorum ki size hiçbir şey verememişim. Sizlere karşı çok başarısız olmuşum bir öğretmen olarak. Ama başarısız olan benim. Aslında size değil bana yazık. Abla, lütfen bana doğruyu söyle ya. Evladım, bugüne kadar ben sana ne zaman yalan söyledim? Doğruyu söylüyorum, başka bir okula gidiyorum diyorum sana. Atıyorsun, sen görevini satmazsın ki. Atmıyorum, niye atayım ben görevi satmıyorum? Başka bir okula öğretmen olarak gidiyorum. Abla, ben ne olacağım peki? Sen okulunda devam edeceksin. O haydutlarla beraber barbarlığa devam edersiniz. Ben sıkıldım o kavgalardan, gürültüden sıkıldım ben. Ya ama abla öyle değil bak. Ne aması? Konu kapanmıştır. Evladım bak, ay sonunu zor getiriyoruz kerametli. Daha senin üniversite masrafların var. Ben üniversiteyi falan kazanmayacağım abla. Kazanma, kazanma, gitme üniversiteye. Ben de kazandığım o paralarla bir güzel bir Karadeniz turu yaparım. Palandöken'e giderim. Bütün paraları oralarda yerim. Ya abla, lütfen ya. Ne olur, ne olur abla. Yavlama. Gede gibi mi yavlama? Bunu çetelere ayrılmadan önce düşünecektiniz. Şimdi güzel güzel taşlı sopalı kavgalar edebilirsiniz. Ben gidiyorum. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşabilirsiniz. Efendim? Abla yanlış aradım herhalde. Orası Muhittin'in evi değil, değil mi? Evet, doğru bildiniz. Aa, özür dilerim. İyi günler. Evet müdür bey, benim. Ben teklifinizi düşündüm tabii. Cazip bir teklif. Önümüzdeki bu hafta sonu. Tamam, konuşuruz detayları. Ben şimdi bu hafta içinde istifamı veriyorum. 15 gün sonra başlıyorum okulunuzda. Teşekkür ediyorum. Size de iyi günler. Görüşmek üzere efendim. Güle güle. Duydun değil mi? Duydum. Yurttan Sesler Korosu gelmiş. Geçin içeri hadi. Çıkarmayın hadi geç. Çıkarmayın.
böyle ayrı telden çalıyordunuz hepiniz? Nasıl birleştiniz? Eşeklik ettiğimizi gördük hocam. Hoca camide. Öğretmenim, Ortega size bir şey söyleyecek. Şey, öğretmenim, ben kardeşlerimi özellikle de birkaçımı çok özledim. Ben hiçbir yere gitmedim ki kardeşim. Siz de bir yere gitmeyin öğretmenim. Ne olur bizi bırakmayın öğretmenim. Öğretmenim, siz giderseniz biz de alırız. Çocuklar, ben sizinle uğraşamıyorum artık, çok yoruldum. Kafamızda kilimit kırsınlar ki bir daha asabi tavır takılmayacağız öğretmenim. Vallahi öğretmenim, bundan sonra kedi gibi olacağız. Böyle sevimli, muniş. Miyav, miyav. Abla, abla ne olur gitme ya, lütfen. Peki bir daha haylazlık var mı? Yok. Yok. Peki siz sazan mısınız? Sazan mı? Nasıl ama nasıl geldiniz oyunuma? Ben sizi bırakıp nereye gidebilirim ki ha? Ya ama abla. Bakın şunu çok iyi bilin ki siz giderken ben geri geliyordum efendiler. Bunu çok iyi bilin. Tamam mı? Skoru söylüyorum, afet güç verir. 1, 11, 5, 0.